böyle bazen bir balık fazla gelir ve yarım balığı böyle fileto isteriz ve güzel güzel hiç kılçıkla uğraşmadan yemek isteriz. Ama genelde bu tip filetolar böyle kuru kayış gibi gelirler. Şimdi onun için böyle birkaç tane ipucu var. Nelere dikkat etmek lazım? Böyle güzel, sulu bir balık yapmak için neler yapmak lazım? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak bu filetoları balıkçıdan aldıktan sonra ister istemez kendi içinde birazcık sulanıyor. O sularını çektirmek lazım. Aksi takdirde çat çut çut diye patlamaya başlıyor. O yüzden böyle bunları bir peçeteyle güzelce, böyle matlaşıyor zaten hemen üstündeki su gidince. Alıyoruz. Burası temiz mi? Temiz. Buraya tekrar geri koyuyorum. Sonrasında da iyice tabağa da kuruluyorum ki oradan tekrar ıslanmasınlar. Sonrasında bunları böyle yayıp tuz ve karabiber kabaca üstüne döküp bir parça da karabiber. Karabiberi az koyuyorum yanmasın diye. İçine geçsin diye. Birazcık da zeytinyağı ekliyorum. Elimle böyle güzelce yaydığım zaman tamamdır. Artık pişirme hazırlar. Şimdi bunu bakırda pişiriyorum. Bakırın tadının geçmesini istiyorum çünkü. Ama onun için de iyice ısınması lazım. O yüzden altını en yüksek seviyede açtım. Tek seferde iki balık yapabilirim. Onun için şöyle tavanın her tarafına yayıldığına emin oluyorum. Burada dikkatli olmak lazım yağın yanmaması için. Hemen zaten koyduğum anda böyle hop diye çekilmeye başlıyor. Şimdi bütün balığı burada pişirmeyeceğiz. Fırınım da yanıyor 180 derecede. Kenarları yavaş yavaş beyazlaşacak. O beyazlaştığı zaman yaklaşık 3 dakika falan olacak. Alıp fırına atacağım. Fırında da 3 dakika daha pişirdikten, 3 ila 4 dakika balığın boyuna göre değişecek tabii ki. Pişirdikten sonra nefis balık servis etmeye hazır olacak.